Herkese selamlar dostlar. 21 Ocak 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsetmeye çalışacağım. Değerlendireceklere bol şanslar. Her türlü kazanıyoruz diyorum. Neden diyorum? Şimdi raporlarla birlikte başlayacağım. Öncelikle bir skor yarışmamız var. Onunla başlayalım. Daha önceki Manchester City Tottenham maç skoru sormuştuk. Abrey isimli arkadaşımız kazandı. Instagram'dan da bana zaten yazdı. Zaten o kazanmıştı. Bir de Veysel arkadaşımız bilmiş. O da zaten katıl Telegram gruplarında var. Sizleri de bugün maç skoru yarışması olarak da Liverpool Chelsea Maç skoru ne olur? Erken seans mücadelesi saat 3.30'da oynanacak Türkiye saatiyle. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza dahil edelim. Geçtim bunu. Yüksek misle neler yaptık? Ondan bahsetmek gerekirse Dünden önceki yüksek mislimiz tek bir yüksek mislimiz vardı. Ankara gücü Beşiktaş maçına var olarak verdim ki videoda da ben söyledim. Yani Beşiktaş'tan ziyade ben Ankara gücünün golüne güveniyorum. Stat zaten full. Atmosfer inanılmaz ki oyunda oynayan bir Ankara gücü vardı. Ya Beşiktaş biraz zor attı ama attı. Ya daha doğrusu Muleka çok kaçırdı o maçta. Ama KG varımız tertemiz geldi. Ben 750 TL bandına gittim. Yani lig maçı olsaydı altına da yazdım. Bakın bu açıklamaları boşuna yazmıyorum ben. Bir lig maçı olsaydı 750 TL yerine bu 2000 TL olurdu. Fakat kupa maçı olduğu için 750 TL alacağım dedim böyle açıklamaları da yapıyorum. Yüksek misli dün Riyad PSV maçı vardı bildiğiniz üzere. Ronaldo Messi varını aldım yüksek misli Avrupa içinde. Bir şov maç olacağı belliydi. Fenerbahçe maçına bir buçuk üst olarak da 1000 TL'de ona bastık geçtik kazandık. Geçtim onu kupon odasında dünkü sol tarafına bakın. Sadece sol tarafa bakın. The Last Dance şeklinde <laughs> maşallah İngilizcemize. 5 tane tercih var bakın orada. Bunu herkese açık gruba da attım zaten. Ronaldo ile Messi'nin son maçı ya karşılıklı oynayacak. Bir şov maçı olacağını düşündüm ben zaten. KG var. 3.5 üst. İlk yarı 1.5 üst. Messi gol atar. Ronaldo gol atar. Hepsi geldi. Tertemiz geldi. Yani çok güzel oranı vardı. Sadece Ronaldo gol atarın oranı zaten 2.17 gibi oranı vardı. Avrupa için söylüyorum ben. Değerlendirenleri tebrik edelim. Çok güzel geçti. Dünün NBA kupunu da geldi. Tekli NBA tercihleri vererek gidiyoruz. Dünden önce de gelmişti. Dün de geldi. 2'de 2 olarak oradan da ilerlemeye devam ettik. Ve yorumlar kısmında herkes açık. Telegram grubumuz var. Orada da ara ara canlı bahisler... Maç önü tahminler de veriyorum. Orada da zaten ücretsiz bir şekilde kazandırmaya her zaman çalışıyoruz ki zaten dün burada sadece 5 tane canlı tercih verdim sanırım 4 veya 5 Hepsi geldi. Daha ne yapsın? Kangal diyerekten de bu gruba da girmeyi unutmayın. Ve kendi grubumuzda zaten canlılarla birlikte inanılmaz işler çıkardığımızı düşünüyorum ben. Dün verdiğim hiçbir canlı bahis yatmadı. Verdiğim bütün canlı tercihler geldi. Gerek editör arkadaşlarımızın verdiği tahminler olsun. Gerekse benim çıkardığım canlı tahminler olsun maçın tercihler. Dün zaten canlılarla birlikte inanılmaz bir kazanç yaptığımızı da söyleyelim ve videomuza geçelim. Sizlerden ricam hafta sonu videosu olmasından kaynaklı, cumartesi günü olmasından kaynaklı. 3 artı 300 seviyesini hızlı bir şekilde geçelim istiyorum. Şöyle artı 300 seviyesi like'lar gelirse çok 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 güzel olur. Başlayalım isterseniz. Liverpool Chelsea maçıyla başlayalım. Liverpool, Liverpool ben burada şey tarafındayım. Yani Liverpool tarafına gideceğim. Neden Liverpool tarafına gideceğim? Chelsea tarafında geçen maç kazandı. Okey. Fakat Joao Felix'in kırmızı kart gördüğü maç yani inanılmaz bir Felix performansı vardı o mücadelede gerçekten çok iyi bir performans göstermişti. E, Flum mücadelesinde son maçında da Crystal Palace yendi Chelsea takımı. Bu maçta Felix'ten mahrum. Chelsea tarafı. Pulisic yok. Mendy yok. Sterling yok. Loftus çek. Ben Çilver. Broja. Kante. Fofana. R James. Zakaria. Yani birçok isim sakat. Ev sahibine baktığımız zaman da Van Dijk bu maçta olmayacak. Çok önemli bir eksiklik. Konate biraz bomba gibi. Liverpool'un da son dönemlerde bir kazanma ihtiyacı var. Zaten yani transferler yaptı. Gakpo geldi. Nunez zaten şey, şey yapamıyor. Salah da geçen gün Paris Başkanı ile görüşüyor. Takımdan ayrılma ihtimali var. Yemektelermiş. Fotoğrafları basına düştü. Ben burada Liverpool tarafında olacağım. Chelsea tarafında bu kadar eksik varken bu arada Mudrik bu maçta oynayabilir Chelsea tarafında. Ben doğrudan maç sonu öneriyorum. Liverpool'un bu mücadeleyi hatta tek farkla kazanmasını bekliyorum. Liverpool bence 2-1 gibi bir skorla. Yani şuradan tek farkın oranı 3 gibi oranı var zaten. 4'e yakın oranı var. Bu da benim size tekli önerim olsun. Frankfurt'la Schalke mücadelesi. Ben Frankfurt'u yani Dünya Kupası arasına girmeden önce çok beğeniyordum. Özellikle hücum hattında zaten Kolomuani gerçekten top attığınız zaman değerlendirme yeteneği üst düzey. Yani o pozisyonu bitirme yeteneği üst düzeyde bir oyuncu. Arkadaki takımlar da iyi. Gözse, Lindström gibi oyuncular da var. Oyunculara baktığımız zaman da Frankfurt'un iyi olmayan bir Schalke var kötü durumda bir şalke var. Yeterli transferler yapamadı ki şu devre arasında ufak tefek bir transferler yaptı. Onlara baktığım zaman da takıma level atlatacak transferler olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ben burada şöyle bir tercihim olacak. İlk yarıdan Frankfurt'un atacağı bir gol, bir 32 gibi bir oran var. Bunu ben ideal olarak önerebilirim sizlere. İlk yarıdan bence Frankfurt bir tane gol atar gibi geliyor. Hatta mücadele beklentisi zaten 2-0-3-0 ayarında bir Frankfurt galibiyeti. Ben burada o ilk yarına İlk yarı golüne oranla bir tane daha yüksek oranını vermek istiyorum. İlk yarı galibiyetine de burada 1.59 gibi oran vermişler. Frankfurt devreye de galip gidebilir bilginize. Leicester City ile Brighton mücadelesi. Brighton'ın Liverpool maçını izlediyseniz yani ezdi. Muazzam ezdi. Hatta ben canlı verdim. Ne canlısı verdim? Musun? İlk gol dedim Brighton dedim. Yapıştırın dedim. Hiç acımayın dedim. Brighton geliyor geliyor. Özellikle var ya. Mitoma'nın kanadından inanılmaz geliyor orta taraftan. Mitoma da yani yedekti. Sonradan bir anda ilk 11'e girdi. Trossard sanırım takımdan ayrıldı. Arsenal'a transfer oldu. Lalana, Marsh, McAllister, Caicedo gibi isimlerle birlikte hücum ve orta saha oyuncularla birlikte çok fazla verim alan bir takım burada. Leicester kendi evinde biraz da açılmak isteyecektir. Leicester'da sakatlıklar bazıları mesela Madison'ın sakatlığı, Hall'ın sakatlığı, Perez'in sakatlığı muhtemelen devam ediyor. Şüpheli durumdalar. Ben burada yüksek orandan Brighton'ın atacağı 2 gol. 1.79 gibi oranı vardı. 1.80 oranı vardı. 1.79'a düşmüş. Ben burada dead basmandan 2 gol beklerim. oranla zaten zaten 1.80. Mis gibi oranı var. Risklidir ama bence şu oyunla birlikte gelmesi muhtemel bence arkadaşlar. Galatasaray'la ile Antalya Spor mücadelesi yine güzel bir karşılaşma olacaktır. Galatasaray kendi evinde zaten çok güzel bir form yakaladı. Hafta içinde oynadığı Zira Türkiye Kupası maçını da kazandı. Çok fazla zorlandığını da söyleyemeyiz açıkçası Galatasaray. Çok fazla efor sarf edilen bir maç olmadı. Maçı da zaten canlı takip ettim. Ben burada Antalya'ya karşı kendi evinde taraftar önünde. Taraftar da ritim bulmuşken yani full destek çekecek. İlk yerden atacağı bir gol bir 36 gibi oranı var arkadaşlar. Bunu değerlendirme altına alabiliriz. Bence Galatasaray ilk yerden Antalya'ya gol atar ki Antalya tarafında hem sakat isimler var hem de Kart cezalı isimler var. Fernando bu maçta yok. Kudryashov yok. Kart cezalısı. Haji Wright bu maçta yok. Gacha bu maçta yok. Endao. Doğukan Sinik. ileride de Adriano oynayacak muhtemelen. Arkalarında Nakajima. Çinli bir oyuncu var. Koreli mi Çinli mi ne? O da bayağı iyi aslında da. Maçın beklentisi 3-0. Ben ilk yerden buradan Galatasaray'dan bir gol bekliyorum. Bir de yüksek oran olarak şöyle bir şey önermek istiyorum. Galatasaray'ın oynadığı futbola baktığımız zaman da özellikle kendi evinde neredeyse 10 korner atan bir takım ve ilk yarılarda bol kornerle geçen takımlardan bir tanesi. Kanatları Kerem'le birlikte sağda da Barış Alper olur. Muhtemelen onunla birlikte çok iyi kullanılan bir Galatasaray var. İlk yarı 4-3 kornerinde oranı burada 1.80 gibi oranı var. Bunu da sizlere yüksek orandan önerebilirim dostlar. Salernitana ile Napoli mücadelesi. Bu mücadelenin de gollü geçme ihtimali bence yüksek. Napoli zaten tek başına gollü geçirme ihtimali var. Tek başına zaten iki gol potansiyeli var burada. Salernitana'ya baktığımız zaman da onlar da son mücadelesinde 8-2 e bitti zaten. Tam 10 gollü maç izledi. O maçta da biraz şöyle oldu. Yani o kadar çok golü geçmesinin sebebi Atalanta geldiğini attı. Geldiğini attı. Yani bulduğu pozisyonları çok iyi değerlendirdi. Ona rağmen de 3-4 tane de çok net kaçan gol pozisyonları vardı. vardı. Onu da belirteyim. Salahani tane kendi evinde de biraz baskılı, önde oynamak isteyecektir Napoli'ye karşı. Osime'nin önderliğinde burada Napoli yani gerekeni yapar. Mücadele gelirle ben 2.5 üst bekliyorum. Onun da oranı 1.38 gibi oranı var. Toplam gol maçta 3 tane gol çıkar gibi geliyor. Ev sahibinden de gol beklemek bence mantıklı. Katkı verme ihtimali var. Veremezse de maçın 3-0 var mı zaten? Var. O yüzden 2.5 üstü almak bence mantıklı. Crystal Palace'la Newcastle mücadelesi. Crystal Palace yani Oli Sema o golü ben izliyordum. Free kick'ten öyle bir sapladı ki Erik Erik Ten Hag'ın yani yüzü öyle bir düştü ki ya inanılmaz diyeyim ben sizlere. Şimdi Newcastle'la oynayacaklar. Newcastle'da yani ilk 4 yarışında United kazana kazana gidiyor. Arsenal City yavaştan böyle onlar zaten zirve yarışındalar. Newcastle ilk dördü korumak istiyor. Maçın beklentisi ki kendi benim düşüncemle doğru orantılı 2-0'lık bir Newcastle galibiyeti çıkabilir. Fakat Crystal Palace'da şöyle oyuncular var ondan bahsedeyim. Mesela Zaha, mesela Olise, Eze, Jordan Ayer gibi isimler Bunlar bireysel yetenekleri üst düzey oyuncular olduğu için bir anda bir tane bir çalım atıyor birini eksiltiyor. Araya saldığımız zaten gol atabilen takım. Ama onun dışında Crystal Palace şöyle söyleyeyim çok fazla top çeviriyor. Ya pozisyona girmekte zorlanıyor. Ancak gol yedikten sonra bir kıpırdanma. Yani o kıpırdanma içinde de gol yemesi lazım. Newcastle o golü atabilir açıkçası bu takımı. Ben bu maçta olası bir sürprizden kaçmak adına da mücadele genelinde toplam gol oranına gideceğim. 1.78'de bu oranı var. 2-3 gol tercihini burada tek tercih olarak önereceğim. Skor beklentimde doğru, doğru orantı olarak da 2-0'lık bir Newcastle galibiyeti. Olası bir sürprizden de kaçma ihtimaline karşı da 2-3 gol tercihini ben burada aldım çıktım. Atletico Madrid'de Real Valladolid mücadelesi. Zaten Deplasman ekibi çok iyi değil. Atletico Madrid'de transferler oldu. Depay takıma katıldı arkadaşlar. Bu maçta muhtemelen olmaz da. Depay'ı transfer ettiler Atletico Madrid tarafı. Bu mücadelede Atletico Madrid tarafına gitmek istiyorum. Onlar da zaten zirve yarışına katılmak adına diyeceğim de Barcelona ile zaten Real Madrid aldı götürdü. Fakat ilk 4 adına da burada önemli bir galibiyet almak isteyeceklerdir bence. Takımda bazı transferler de yapıldı. Moraller de üst düzey oldu biraz ona göre. Ben burada kazanacaklarını fakat kazanırken de mücadelenin 4.5 altında kalacağını hatta biraz risk isteyenler de 3.5 altında da bir yapabilir. Size kalmış ama iddia isteyenler de MS1 4.5 alt bence iyidir diyerekten söyleyebilirim. Bu mücadeleyi de geçtim son mücadelem sanırım Köln'le Werder Bremen mücadelesi. Köln tarafı da e, kendi evinde oynadığı maçlarda deplasmanda olsa kolay kolay alman fakat kendi evinde ara ara rakibi ablukaya alan bir Köln takımı olduğunu görmek çok normal. Werder Bremen zaten yaptığı çıkış maçlarıyla birlikte özellikle top kaptığı zaman da ileriye çok iyi çıkabiliyor. İleride yine Fulkrug duş olacak arkadaşlar burada. Onu belirteyim. Yine 4-4-2 sisteminde oynayan bir Werder hemen ki Köln takımı da 4-4-2 oynuyor. Çift forvet oynayan takımlardan bir tanesi. Köln kendi evinde olması kaynaklı. Werder'in de deplasman performansını düşünerekten de bu mücadeleye bir KG var tercihini idealden kombineli bir yere koyabilirsiniz diye düşünüyorum değerlendirecektir. Bol şanslar. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsettim. video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.